Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Biyoloji ikinci dönem full tekrar yapacağız gençler sizinle birlikte. Hocam ikinci dönem konularını tekrar anlatsanız toplu halde verseniz dediniz. Bizler de tabii ki sizleri kırmadık gençler. İkinci dönem full tekrarlarımızla 5 Mayıs'ta birlikteyiz. Tabii ki diğer derslerimizin de full tekrarları geldi ve gelmeye de devam edecek gençler. Bu ikinci dönem full tekrardan sonra ne yapacağız? Geçen hafta biliyorsunuz ki bitkiler, mantarlar ve omurgasız hayvanları anlatmıştım. Anlatmadığım kısım neresi? Omurgalı hayvanlar ve virüsler kısmı. 21 Mayıs'ta da bu konuyu yapacağız ve böylelikle bütün konularımızı tam anlamıyla bitirmiş olacağız diyeyim. İkinci dönem hangi konulardan başlayacak? Nereden sorumlu olacağız? Hocam da diye de çok sordunuz. Hemen ödev kısmına gösterirken onu da göstermiş olayım gençler. Organellerin sonundan sorumlusunuz. Yani plastitler ve mitokondri organeli konumuza dahil olacak. Sonra 3. üniteye geçiş yapılıyor. Canlılar dünyası dediğimiz üniteye yani plastitlerden tutun en sona kadar sorumlu olduğumuz kısım olacak. Dinamoda da aynı şekilde gençler mitokondri organelinden başlıyorsunuz, sona kadar sorumlu oluyorsunuz diyeyim. Hazırsanız hızlıca başlayalım. Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Bugünkü dersimizin konusu plastikler, mitokondri, sentrozom organeli olacak. Aynı zamanda tabii ki hücre iskeleti elemanlarını da anlatacağız. Üçüncü ünitemize geçeceğiz. Üçüncü ünitemiz neydi? Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması kısmıydı. Öncelikli olarak o ampirik filogenetik sınıflandırmaya anlatacağım. Arkasından da alemlere geçiş yapacağız. Bakteriler, arkeler, protistler, mantarlar, bitkiler, hayvanlar, man mantarları söylemiştim hayvanlar konumuz olacak diyeyim gençler. Organelleri bir hatırlatarak başlamış olayım. Ökaryot hücrelere baktığımız zaman ortada bir çekirdek olduğunu, etrafında sitoplazma adını verdiğimiz sıvı kısım olduğunu, bir de hücre zarı olduğunu söylemiştik. Sitoplazma dediğimiz kısımda organik ve inorganik maddeler, hücre iskeleti elemanları aynı zamanda da çeşitli özelleşmiş yapılar vardı ki biz bu özelleşmiş yapılara organel ismini veriyorduk. Organelleri de kendi içerisinde gruplandırıyoruz. Zarsız organellerimiz, tek zarlı organellerimiz ve çift zarlı organellerimiz var. Ribozom tüm canlılarda bulunan zarsız protein sentezinin gerçekleştiği organeldi. Hatta sitoplazmada serbest halde bulunabildiği gibi ökaryot hücrelerde, çekirdek zarının üzerinde, endoplazmik retikulumun üzerinde, mitokondri ve kloroplastta da bulunabiliyordu. Sentrozom anlatacağız bugün hayvansal hücrelerde bulunan iyi ipliklerinin oluşumunu sağlayan zarsız bir organel yine. Tek zarlı organelimizden endoplazmik retikulumu üzerinde ribozomlar bulunana granüllü endoplazmik retikulum, bulundurmayanlara düz ER ismini veriyorduk. Madde taşınmasında görev yapıyorlardı. Yani hücrenin böyle iskeleti gibi mekanik etkilere karşı dayanıklı olmasını da sağlıyorlardı. Çekirdek zarının oluşumunu da sağlıyorlardı. Golgi aygıtı dediğimiz zaman salgı paketleme dediğimizde ilk aklımıza gelecek organel Golgi'ydi. Lizozom hücre içi sindirim sorumluydu büyük bir şey içeriye alındığı zaman enzimlerle parçalanması lazım bu enzimlerinde enzimleri de tutan lizozomdu peroksizom aslında yine içinde enzimler bulunan bir organeldi. zehirli maddelerin zehirsiz hale gelmesini sağlıyordu koful da farklı çeşitlerde bulunabiliyordu. Depo kofulu, besin kofulu, boşaltım kofulu gibi veya tatlı sularda yaşayan tek hücrelilerde fazla suyun dışarı atılmasını sağlayan kontraktil koful dediğimiz koful vardı. Çift zarlı organellerimiz mitokondri ve plastitlerdi. Mitokondriye baktığımız zaman oksijenli solunumun gerçekleştiği organeldi. Plastitleri de kloroplast, kromoplast ve lekoplast olarak 3'e ayırmıştık. Zaten çift zarlı organeller bugünkü dersimizin konusu olacak. Detaylı bir şekilde anlatacağım diyeyim. Mitokondri ile de başlamış olayım. Şimdi mitokondriye baktığımız zaman öncelikli olarak çift zarlı olduğundan bahsetmiştik. Mitokondrinin bir zar sistemi olacak ki kıvrımlardan oluşan bu zar sistemine ne ismini verecektik? Krista adını verecektik. Bir de sıvı kısmı olacaktı. Sıvısına ise matriks kelimesini kullanıyorduk. Kendine ait DNA'sı RNA'sı ribozomu vardı ki DNA'sı RNA'sı ribozomu da stoplazmasında yer alacaktı gençler. Oksijenli solunum yapan canlılarda ATP tabii ökaryot canlılarda ATP üretiminin gerçekleştiği organeldi. Plastitler dediğimiz zaman kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere 3 tane plastitten bahsediyorduk. Kloroplast içerisinde bulundurduğu klorofil pigmenti sayesinde yeşil renkli görünen plastitimizdi. Fotosentez yapan canlılarda besin üretiminin gerçekleştiği organel bu oluyordu tabii ki. Kendine ait onun da DNA'sı, RNA'sı ve ribozomları vardı. Sıvı kısmına ne ismini veriyorduk? Kloroplastın zarlarına grana, granum, şunların her birine tilakoid zar diyorduk. Sıvı kısmına ise stroma ismini veriyorduk. Şunlara da grana dendiğini yazmış olayım. Bitkiler sadece yeşil renklime Hayır. Bitkilerde değişik renkler de var. Mesela domates, kırmızı, Patlıcan mor, havuç turuncu renkli, bitkilere diğer renkleri veren pigmentleri taşıyan organele de kromoplast diyorduk. Lokoplast ise bitkilerin ışık görmeyen yerlerinde bulunuyordu. Besin depolanmasını genellikle sağlıyordu. Lokoplastlar ışık gördüğü zaman kloroplastlara dönüşebiliyordu. Kloroplastlar da zamanla kromoplastlara dönüşebiliyordu diyeyim. Gençler Sentrozomdan da biraz bahsedelim. Zarsız bir organel olduğunu zaten en başta söylemiştik. Hücre bölünmesi sırasında iyi iplikleri dediğimiz ipliklerin oluşmasını sağlıyordu. Eskilerden biraz hatırlayın, hücre bölünmesinde hani kromozomlar ekvatoral düzleme dizilirdi, iyi ipliklerine tutunurdu ya. Bu iyi ipliklerinin oluşmasını sağlayan organelde sentrozom organeli olacak. Gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde sentrozom organeli yok, plastitlerde, hayvansal hücrelerde yoktu. Hücre iskeleti elemanları dediğimiz zaman da mikrotübül, mikrofilament ve arafilament olmak üzere. 3 çeşit hücre iskeleti elemanımız vardı. Mikrotübüller tübülin proteininden oluşan elemanlardı. En kalın olan hücre iskeleti elemanları bunlardı. Hareket ve organizasyondan sorumlu olacaklardı. Tabii ki sentrozom organelinin oluşumunda da bunlar görev yapacaktı. Mikrofilamentler dediğimiz zamanda da aktin denilen proteinlerin bir araya gelmesiyle meydana geleceklerdi. Hücre iskeletini oluşturan elemanların içinde en ince olanlar da mikrofilament dediğimiz Filamentler olacak hücrenin hareket etmesine yardımcı olacaklar ara filament dediğim zamanda keratinle farklı proteinlerin birleşmesiyle meydana geliyorlar yani ara filamentlerin yapısında da farklı farklı proteinler bulunabiliyor gençler hücre içi yapıların yerinin sabitlenmesinde de görev alacaklar. Hücre zarı dediğimiz zaman canlı, esnek, seçici geçirgen bir yapıya sahip olduğunu unutmayalım. Hücreyi koruyacaktı, hücrenin dış ortamdan ayrılmasını sağlayacaktı. Aynı zamanda sitoplazmanın da gençler ne yapacaktı? Dağılmasını önlemiş olacaktı. Hücreye şekil verecekti. Hücre zarına baktığımız zaman saydam bir yapıya sahip. Bu sayede hücre içindeki yapıların mikroskop yardımıyla görülebilmesini sağlıyor. Hücre zarının yine şuradan şeklini gösterecek olursak karbonhidrat, yağ ve protein yapılıydı. iki sıralı fosfolipit tabakası dediğimiz tabaka söz konusu oluyordu. Bazı yerlere gömülü, bazı yerlerde de boydan boya bulunabilen proteinler vardı. Aynı zamanda karbonhidratlar da bulunuyordu. Hücre zarında bulunan karbonhidratlar asla tek başlarına bulunamazlardı. Mesela karbonhidrat tutup da lipide birleştiği zaman biz ona ne ismini veriyorduk? Glikolipit ismini veriyorduk. Ya da proteine birleşecekti gençler. Proteine birleştiği zaman da glikoprotein ismini vermiş oluyorduk. Hücre zarına baktığımız zaman hücre zarında sanki en çok bulunan madde yağmış gibi görünür. Ama hücre zarında en fazla miktarda bulunan madde proteindir. Daha sonra yağdır, daha sonra karbonhidratlardır. Hücre zarının şekliyle ilgili geçerli modelimizin adı da akıcı mozaik zar modeliydi. Akıcı mozaik denmesinin sebebi de yağların içerisinde proteinler hareketliydi. Sanki denizde salları bağlamadan bırakmışsın, hareket ediyorlar gibi düşünebilirsin. Hücre zarının e, reseptörlerinin oluşmasında, hücrelerin birbirini tanımasında, haberleşmesinde tabii ki bu yapılar görevli oluyordu diyeyim. Hücre zarının yapısında karbonhidratlar tek başına bulunamayacaktı. Ne yapacaklardı? Ya glikoprotein halinde bulunacaklardı ya da glikolipit halinde bulunacaklardı. Glikoprotein ve glikolipitler hücreye ne yapacak? Özgürlük sağlayacaklar. Hücre zarında reseptör olarak görev yapacaklar. Birbirlerini tanımasını, hücre zarının seçici geçirgen olmasını bu maddeler sağlamış olacak. Aynı zamanda bazı hücrelerde steroid adını verdiğimiz bir yağ çeşidi de bulunacak. Steroid olan bu yağ çeşidi kimdir? Kolesteroldür. Kolesterol ne yapar? Esneklik ve sağlamlık kazandırır tabii ki hücre zarına. Hücre zarı tüm canlılarda ortak. Birazdan anlatacağımız bakteri, arke, protist, bitki, mantar, hayvan hepsinde hücre zarı bulunuyor. Hücre duvarı ise sadece bazı canlılarda hücre zarının dışında bulunuyor. Baktığımız zaman hücre duvarı kimlerde bulunacak? Birincisi bakterilerde bulunacak. Bakterilerde bulunan hücre duvarına peptidoglikandan yapılıdır diyeceğiz. Aynı zamanda arkeler alemindeki canlılarda da bulunacak. Bakterilerden bir tık daha farklı Pseudo peptidoglikan yapıdadır diyeceğiz. Ta birinci ünitede bitkilerde selilozdan yapılı hücre duvarı olduğunu, mantarlarda ise kitinden yapılı hücre duvarı olduğunu söylemiştik. Hücre zarı ile hücre duvarını birbiriyle kıyaslayacak olursak hücre zarı dinamik bir yapıya sahip. Hücre duvarı tabii ki ölü. Hücre zarı seçici geçirgen. Hücre duvarı tam geçirgendir. Bir şey buradan geçebilecek büyüklükte ise geçiyor. Seçme gibi bir durum söz konusu değil. Aynı zamanda hücre zarındaki deliklere por demiştik. Hücre duvarındaki delikleri ise geçit ismini vereceğiz diyeyim gençler. Hücre zarından madde geçişlerini de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Hücre zarından bir küçük moleküllerin taşınması bir de büyük moleküllerin taşınması söz konusuydu. Kim küçük kim büyük diye bakacak olursak hücre zarından madde taşınmasını sağlayan deliklere ne ismini veriyormuşuz? Por. Eğer bir şey pordan geçebilecek büyüklükte ise biz ona küçük diyeceğiz. Pordan geçemeyecek büyüklükte ise büyük diyeceğiz. Mesela inorganik maddeler su, asit bazı baz, tuz, mineraller bunlar küçüktür. Karbonhidratların yapı taşı olan monosakkaritler, glikoz küçüktür. Yağların yapı taşı olan yağ asidi, gliserol küçüktür. Proteinlerin yapı taşı olan amino asitler küçüktür. Vitaminler küçüktür. Ama disakkaritler, trigliseritler, proteinler bunlar geçemez. Bunlar büyük moleküllerdir küçük moleküllerin taşınmasına pasif taşıma veya aktif taşıma şeklinde gerçekleştirebiliyoruz. Pasif taşımada tabii ki ATP yani enerji harcanmıyor. Moleküller kendi kinetik enerjisiyle çok yoğun oldukları yerden az yoğun oldukları yere taşınıyorlar. Onu da kendi içerisinde tabii ki gruplara ayıracağız aktif taşıma unutma yine küçükler için yapıyorsun ama bu sefer maddeleri az olduğu yerden çok olduğu yere doğru taşıyorsun. Maddeyi az olduğu yerden çok olduğu yere taşıyabilmen için de tabii ki enerji harcamak zorundasın diyeyim. Büyük molekülü eğer hücre içine alıyorsan endositoz, hücre dışına atıyorsan egzostoz diyoruz. İçeri aldığın büyük şey katıysa fagositoz Sıvı ise pinostos ismini veriyoruz. Ee, dışarıya attığımızın katı veya sıvı olması bir şey fark ettirmiyor. Hemen difüzyonla başlıyorum. Birincisi maddeler neymiş? Küçükmüş. İkincisi çok olduğu yerden az olduğu yere taşınacakmış. Yani enerji harcanmadan gerçekleşecekmiş. Canlı cansız her ortamda meydana gelebilirmiş. Ben burada sıktım parfümü fıs fıs. Odanın ta en sonundakine de koku gitti. Neden? Ben burada sıktığımda burada çok yoğundu. Moleküller çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere doğru hareket ettiler. Düfüzyonda taşınma tabii ki çift yönlü gerçekleşebiliyor. Yani içeriden dışarıya dışarıdan içeriye de alınabiliyor. Basit düfüzyon ve kolaylaştırılmış düfüzyon dediğimiz iki tane düfüzyon çeşidi var. Baştaki tanım aynı. Küçükler için çoktan aza doğru enerji harcanmadan. Ama hücre zarındaki yağların arasından akıtıyorsan biz buna basit düfüzyon ismini vereceğiz. Eğer taşınım sırasında yağların arasından akıtmıyorsan, protein kanallardan geçiriyorsan buna da kolaylaştırılmış difüzyon ismini vereceğiz. Basit difüzyonda kim taşınır? Yağda çözünebilen, yağı çözebilen maddeler. Kolaylaştırılmış difüzyonda ise su ve suda çözünebilen maddeler taşınır. Mesela en güzel örnek kimi verebiliriz? Vitaminleri verebiliriz. Vitaminlerin A, D, E ve K vitamini yağda çözünen vitaminler de yağda çözündükleri için de tabii ki fosfolipit tabakasından akabilecekler. Suda çözünen vitaminler ise B ve C vitaminleriydi. Bunların taşınmasında ise protein kanallar görev yapacak. Tabii ki difüzyon hızını etkileyen faktörler de var. Ortamın sıcaklığının artması, maddelerin kinetik enerjisini arttıracağı için difüzyon hızını arttırır. Ama aşırı artmaktan bahsetmiyorum. Sen ortamı 60, 80 yaparsan tabii ki enzimlerin ve hücre zarının yapısı bozulur. O başka bir şey. Ama hafif sıcaklık artışı moleküllerin kinetik enerjisini arttırdığı için difüzyon hızını arttırır. Yoğunluk farkı mesela senin şurada 100 tane glikozun var, dışarıda da 10 tane glikozun var, difüzyon gerçekleşir. Senin içeride 100 tane glikozun var, dışarıda da 90 tane glikozun var, difüzyon gerçekleşir. Hangisinde daha fazla gerçekleşir? Yoğunluk farkının daha fazla olduğu yerde. Por sayısı fazlaysa tabii ki taşınım daha hızlı olacaktır. Molekülün büyüklüğü. Yani sen glikozu C6H12O6'yı da taşıyabiliyorsun. Difüzyonla kloru da taşıyabiliyorsun. Hangisi daha hızlı taşınır? Küçük olan, büyük olandan daha hızlı taşınır. Gençler, iyon yükü dediğimiz zamanda nötr moleküller ilk sırada gider. Sonra eksiler, sonra artılar geçiş yapar. Difüzyon yüzey alanı yani hücre zarının o yüzey alanında ne kadar artarsa difüzyon hızı o kadar artacaktır değil. Diyaliz dediğimiz bir olay da söz konusu. Diyaliz ne demek? Seçilmiş moleküllerin seçici geçirgen zardan geçişine diyaliz ismini veriyoruz. Böbrek hastalığı dediğimiz hastalar var. Diyaliz makinesine bağlanıyorlar. Diyaliz kelimesi biraz oradan bize tanıdık geliyor. Aslında yapılan işlem ne? Ne yapıyor bizim böbreklerimiz? Kanımızdaki atık maddeleri süzüyor. Süzülenler idrar oluyor. Vücut için gerekli olanlar da tekrardan dönüş yapıyor vücuda. Di böbreği bu işi gerçekleştiremeyen insanlar bu işi yapacak bir makineye bağlanıyorlar. Kanları alınıyor, makineye gidiyor. Atıklardan ayrıştırılıyor. Lazım olan kısım Tekrar vücuda geri veriliyor. Böbreğin yaptığı bu işi yaptığı için de makineye diyaliz makinesi ismi verilmiş gençler. Ozmoz dediğimiz zaman da suyun difüzyonundan bahsediyoruz. Aslında suyun çok olduğu yerden az olduğu yere geçişinden bahsediyoruz. Özellikle bilmenizi istediğim iki tane kavram var. Bunlardan birincisi ozmotik basınç diğeri turgor basınçtır. Şu şekilde bilirsen tüm soruları yaparsın ozmotik basınç su alma isteği, turgor basınç ise su verme isteği dediğimiz istektir gençler. Mesela bir örnek üstünden anlatalım. Sükroz bir disakkarittir yani hücre zarından geçemez. Sen bir kabı yarı geçirgen zarla birbirinden ayırdın. İki tarafa da sükroz koydun. E, iki tarafa da su koydun. Ama baktığın zaman burada sükroz miktarı ne? Çok. Su miktarı su az diyeyim. Burada ise sükroz çok. Su miktarı pardon sükroz burada daha az sayıda sükroz az su miktarı ise daha çok sükroz bir disakkarit olduğuna göre ne yapamaz? Geçiş yapamaz ama suyu tutamazsın. Su çok olduğu yerden az olduğu yere doğru geçecektir. Kaba bir süre sonra gidip baktığın zaman z kolunda yani sükrozun olduğu tarafta su moleküllerinin arttığını z kolunun yüksekliğinin arttığını göreceksin. Ozmotik basınç su alma isteği, turgor basınç su verme isteğidir. İkisinin arasındaki fark da bize emme kuvvetini verecek gençler. Emme kuvveti dediğimiz zaman da e, ozmotik basınçla doğru orantılı olarak düşünebilirsin. Bir hücrenin ozmotik basıncı azalıyorsa turgor basıncı artıyordur. İkisinin denge halinde bizim için ozmotik denge dediğimiz dengedir. Sonra çözelti çeşitlerinden bahsetmiştik. Tabii bunları çok detaylı, uzun uzun anlatmıştım gençler. Şimdi baktığımız zaman hücrelerimize şu hayvansal bir hücremiz olsun, şu da bitkisel bir hücremiz olsun. İzotonik ortam dediğimiz zaman burada ortamın yoğunluğuyla hemen yazayım. Ortamın yoğunluğuyla ortama bırakılan hücrenin yoğunluğu birbirine eşit. Madde giriş çıkışı söz konusu olur ama eşit miktarda olur gençler. Yani izotonik ortama koyduğum bir hücrenin ozmotik basıncı değişmez. Turgor basıncı değişmez. Emme kuvveti dediğimiz kuvvet de tabii ki değişmez hipertonik ortam. Hipertonik ortam dediğimiz zaman hiper ne demekti? Yüksek anlamına geliyordu. Hipertonik ortam, hipertonik çözelti. He, yüksek demek. O zaman diyeceğim ki hipertonik ortamda şöyle ortamın yoğunluğu daha fazla ortama bırakılan hücrenin yoğunluğundan ki rakamsal olarak da yazarsak konu anlatımını detaylı yaptığım yerde çok uzun uzun anlatmıştım bunları. Ortamın yoğunluğu daha fazla olduğu için hücreler tabii ki su kaybedecekler. Hücreler su kaybettiği için büzüşecek. Büzüşmüş hücrelere ne yapmış diyecektik? Plazmoliz olmuş diyecektik. Plazmoliz olan hücre biraz daha büzüşeyim, öleyim istemeyecek. Plazmoliz olmuş hücrenin ozmotik basıncı yani su alma isteği artacak turgor basıncı azalacak. Emme kuvveti ise tabii ki ozmotik basınçla doğru orantılı olduğu için artacak. Hipotonik ortam hipo düşük demek o zaman ortamın yoğunluğu çok daha düşük olacak ortama bırakılan hücrenin yoğunluğundan e bu tarz ortamlarda da hücreler su alıp şişecekler şişmiş hücrelere de turgor durumuna geçmiş diyeceğiz bunlar da biraz daha su alayım şişeyim patlayayım istemeyecek yani bunların ozmotik basıncı azalacak turgor basıncı artacak emme kuvveti dediğimiz kuvvet ise azalacaktır diyeyim gençler. Aktif taşımaya da geçmeden önce şunu söyleyeceğim tabii ki sen şunu not alın bir tane hücreni aldın tuttun buna hipertonik bir ortama koydun hipertonik ortama koyan ne oluyordu büzüşüyordu plazmoliz oluyordu. Sen tutar da bunu hipotonik bir çözeltiye koyarsan bu da şişer eski haline gelirse de plazmoliz olmuştur deriz. Bak hipotoniye koydun ama büzüşmüş eski haline geldiyse de plazmoliz. Bunu böyle tutar da daha da hipotonik bir çözeltiye koyarsan aşırı derecede şişerse o zaman turgor durumuna geçer gençler. Çeperi olanlar turgor durumuna geçtiği zaman patlamaz. Çeper ölü bir yapıya sahip ya hücre şişer 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 zar iyice duvara dayanır ama daha fazla gidemez. Hayvansal hücrelerde ise çeper yok. Yani bu şişip şişip patlayabilir. Bir hücrenin su alıp şişip şişip patlamasına da hemoliz olmak ismini veriyoruz diyeyim. Aktif taşımaya da şimdi geçeyim. Küçük moleküllerin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama doğru enerji harcanarak taşınmasına aktif taşıma ismini veriyorduk. Aktif taşımada tabii ki taşıyıcı proteinler görev yapacaktır. Mesela baktığımız zaman burada şu iyonların dışarıda çok içeride ise az olduğunu görüyoruz. Az olmasına rağmen sen dışarıya atmak istiyorsan mecburen ATP harcamak zorundasın. Veya potasyumlar dışarıda azmış, içeride çokmuş. Sen potasyum Almak istiyorsan azdan çoğa taşıyacaksın aktif taşıma yapacaksın. Şekilsel sorularda nereye ne kadar çizmiş bak buraya iki tane potasyum koymuş buraya beş tane koymuş okumak koymasa bile azdan çoğa taşınıyor demektir. Büyük moleküllerin zardan geçişini de endositoz ve egzostoz olarak ikiye ayırmıştık. Endositoz dediğimiz zaman mesela bizim savunma sistemimiz olan antikorlar üzerinden anlatayım. Bir tane bakteri var diyelim ki. Bu bakteriye karşı ne yapacağım? Savunma sistemi hücrelerim gidip etrafını saracak. Yani yalancı ayaklar oluşturacak. Sonra içeriye doğru bunu alacak. içeride de parçalama işini gerçekleştirecek. Bazı canlıların tabii ki beslenmesi de bu şekilde gerçekleşiyor. Çeper yine endositoza engel. Çeperi olanlar yalancı ayak oluşturamıyor. Bitkilerde çok küçük bir istisna var. Ama o istisnai bir durum. Endostoz, dafagostoz ve pinostoz olarak ikiye ayırdık. Katı bir şey alıyorsan endostoz, sıvı bir şey alıyorsan pinostoz ismini vereceğiz gençler. Büyük moleküllü çözünebilenlerin alınmasına Su ve suda çözünebilenlerin alınmasına pinostoz dendiğini zaten söyledim. Egzostoz dediğimiz zaman da dışarıya atmaktan bahsediyorduk. Bu sefer de sen içeride bir şey yaptın etrafını bir zarla sardın gittin bunu zara yapıştırdın. Zara yapıştırdıktan sonra zarla birleştirip attın büyük bir şeyi dışarıya attığın için egzostoz ismi verilmiş oldu egzostoz olayına da baktığımız zaman katı ve sıvı farkı olmadığını hatırlamanız gerekiyor. Endostoz yani pinostoz da bir endostoz çeşididir. Hücre zarından bir parça kopup içeriye girdi ya endostoz hücre zarının yüzey alanını küçültür. Egzostozda ise sen zara bir şeyi birleştirdin yani zar yüzey alanını büyütecek diyeyim gençler. Buradan da ikinci ünitenin sonuna yani bilimsel yöntem kısmına geçeyim. Bilimsel yöntem dediğimiz zaman bir problemi çözmek amacıyla gerçekleştirilen mantık, ölçme, gözlem ve deney deneylere dayalı sistemli çalışmaların bütününden bahsediyoruz. Bilimsel bir yöntemde, bilimsel bir çalışmada da izlenmesi gereken bazı basamaklar söz konusuydu. Öncelikli olarak ne yapılması lazım? Tabii ki gözlemlerin yapılması ve verilerin toplanması gerekiyor. Gözlem yaptığım verileri topladım. O zaman hop problemlerimi tespit edeceğim. Sonra problem problemime dayalı bir hipotez oluşturmam gerekiyor. Hipoteze dayalı da tahminler yapılır. Tahminler yapıldıktan sonra da artık kontrollü deney dediğimiz deney düzenekleri hazırlanmalı. Kontrollü deneylerimi de yaptım, sonuçlarımı değerlendirdim. Ama sonuçlarım iki şekilde Açığa çıkabilir. Birincisi sonuçlarım yaptığım hipotezi destekliyordur. Kontrollü deneyim senin hipotezin doğru her şey yolunda diyordur. O zaman deneyin tekrarlanması lazım. Başka bilim insanları da yapsın. Onlar da aynı sonuçları bulsun. Evet bu doğru söylüyor desin. Ve benim hipotezim gerçek haline alsın. Ama yaptığım kolay, e, kontrollü deneyler hipotezimi desteklemeyebilir. Hipotezimi desteklemiyor ise tekrar problem tespit etmiyorsun. Hipotezini değiştiriyorsun. Ben bu hipotezi ortaya atmıştım ama doğru değilmiş. O zaman bunun sebebi başka bir şeydir deyip hipotezini yeniden oluşturman gerekiyor. Gelelim üçüncü ünitemiz olan canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması kısmına. Öncelikli olarak sınıflandırmaya neye gereksinim duyduk? Ampirik filogenetik sınıflandırma nedir? Bunlardan biraz bahsedip alemlere öyle geçiş yapacağım. Şimdi baktığımız zaman canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması kısmına çok eski zamanlardan beri tabii ki insanlar canlıları sınıflandırma gereksinimi duymuşlar. Birincisi insan meraklı bir varlıktır. Etrafında olup biteni her zaman merak eder. Etrafımızda ne kadar canlı var bilmek isteriz. İkincisi canlıları sınıflandırmaktaki amacımız tabii ki insanlık yararına bazı sonuçlara ulaşabilmek. Bir hastalığın tedavisi bir bitki türünden elde ediliyorsa onun yakın akraba türünden de elde edilebilir gibi mesela basit bir örnek söyleyeyim. Bunlar için canlıları sınıflandırıyoruz. Canlıları sınıflandırdığımız bilim dalına da sınıflandırma ismini vereceğiz ya da sistematik ismini vereceğiz. Sınıflandırma yaparken bakacağımız kural ve kriterleri belirleyen bilim dalına ise taksonomi ismini vereceğiz. Yani sınıflandırma ve sistematik aynı şey. Taksonomi ise bunların kurallarını belirleyen başka bir bilim dalı. Sınıflandırmayı yapmaktaki amacımız ne? Do doğayı daha anlaşılır bir hale getirmek istiyoruz. Tabii ki düzenli bir sistem oluşturmak, bir bilgi birikimine kavuşmak istiyoruz. Bilim insanları arasında iletişim ve dil birliği sağlamak istiyoruz. Mesela bir tane bilim insanı gitti X bitkisini buldu dünyanın bilmem neresinde. Bunu belli bir sisteme göre sınıflandırmada yerine koymazsa o bitkiyi üzerine ben de tekrardan araştırmalar yapabilirim. Bu da fazla efor, sarf etmemize ve ilerleyemememize sebep olur. Aynı çalışmayı o da orada yapacak, ben de burada yapacağım. E belki ben onun yaptığı çalışmayı bilsem onun çalışmasının üstüne bir şeyler koyacağım ve böylelikle daha da ilerlemiş olacağız. Zaman kaybını tabii ki bu durum azaltacak. Nesli tükenmiş canlı türlerimiz var ki dinozorların çeşitli sebeplerle neslinin tükendiğini biliyoruz gençler. Farklı farklı senaryolar var ama bir dönem dinozorlar tabii ki dünyada vardı. Nesli tükenmiş eski Türler ile yeni türleri karşılaştırmamızı sınıflandırma sağlıyor, canlıların akrabalık derecesini belirlememizi sağlıyor, yeni bulunan türlerin tanımlanıp adlandırılmasını tabii ki sınıflandırma kolaylaştırıyor, biyolojik çeşitliliği dünya üzerinde bu biyolojik çeşitliliğin dağılımını sınıflandırma sayesinde anlayabiliyoruz, ekolojik ve ekonomik e, kaynakları da tabii ki tespit etmiş oluyoruz. Bilimsel olarak ilk sınıflandırmayı yapan bilim insanı da Aristo dediğimiz bilim insanıdır. Aristo ta milattan önce 300'lü yıllarda ampirik sınıflandırmayı yapıyor. Tabii ki o dönemlerde ne yapıyor? Adam çıkıyor etrafına bakıyor. Canlılar diyor ikiye ayrılır diyor. Bir bitkiler var bir de hayvanlar var diyor. Bitkileri kendi içinde işte büyükler, ağaçlar, çalılar, otlar var diyor. Yani büyüklüğüne göre bir gruplandırıyor. Hayvanları da karada yaşayanlar, suda yaşayanlar, havada uçanlar diye kendi kendi içerisinde 3 gruba ayırıyor. O zamanki şartlara göre mükemmel bir sınıflandırma yapmış. Ama günümüzde tabii ki bu sınıflandırma geçerliliğini yitirmiş durumda. Zaten e, Aristo'nun yaptığı bu sınıflandırmaya ampirik yapay sınıflandırma ismini veriyoruz gençler. Ampirik sınıflandırmada da kullandığı organlar analog organlardır. Aristo... Ampirik sınıflandırma yaparken analog organları kullandı. Analog organ ne demek? Bunların kökenleri farklı, görevleri aynı. Mesela hayvanlar için demedi mi? Havada uçanlar yakın akrabadır. Havada sinek de uçuyor, yarasa da uçuyor. Sineğin kanadına bakıyorsun zarsı incecik bir yapıya sahip. Yarasanın kanadına bakıyorsun memeli hayvan etten kemikten kanadı var ama ikisinin de kanadı var diyor. İkisi de uçuyor akrabadır diyor. Günümüzde biz bunu kullanmıyoruz. Analog organ kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardır. Balina suda yüzüyor, hamsi suda yüzüyor. Balina ile hamsi akrabadır diyor. Biri akciğer solunum yapıyor, biri solungaç solunumu yapıyor. Biri yavrusunu emziriyor, biri emzirmiyor. Biri doğuruyor, diğeri yumurtluyor gibi mesela günümüzde hayır diyoruz. Asla balina Balık değildir, bemeli canlıdır diyoruz. Ama o zamanki şartlarda yüzgeci var ikisinin de hop ikisi de balıktır denilmiş gençler. Günümüzde de geçerliliğini yitirmiş. Sonra çalışmalar tabii ki devam etmiş. John Ray ismini verdiğimiz bir bilim insanı benzer anne ve babadan gelen canlıları tür dediğimiz kategoride gruplandırmış. Daha sonra Linne sınıflandırmanın kurucusu olarak da bilinir. Linne John Ray'in tür anlayışını güzel, hoş demiş. Yani bu görüşü benimsemiş ve buna bazı ee, eklemeler yapmış. Cins, aile, takım, sınıf, şube, alem kategorilerine de eklemiş. Bugün kullandığımız, günümüzde geçerli olan filogenetik sınıflandırma yani doğal sınıflandırmanın temeli atılmış gençler. Doğal sınıflandırmada da analog organlara değil de homolog organlara bakacağız. Homolog organ ne demek? Kökenleri aynı, görevleri farklı veya aynı olabilen organlardır. Ya hocam köken köken diyorsun da aslında kökenle neyi kastediyorsun? Şöyle gençler, köken embriyonik gelişim sırasında oluşan tabakalar var. Hiç bilmenize gerek yok. Aynı tabakadan meydana geliyorsa kökenleri aynı diyoruz. Ama senin soruyu yapabilmek için şunu bilmen yeterli. Belli başlı verir. Sineğin kanadı, yarasanın kanadı. Ya sineğin kanadı ince zarsı. Yarasanınki etten kemikten. Bunların kökeni aynı olamaz. Yapıştır. Analog. İşte böceğin bacağı, atın bacağı. Böceğin bacağıyla atın bacağını düşün. Ya bunların kökeni aynı olamaz. O zaman bunlar analogdur diyeceksin. Homolog organlar ise aynı gruptaki canlılarda göreceksin. Zaten insanın kolu, atın bacağı, yarasanın kanadı. Çok doğru olmamakla birlikte benim söylediğim ipucudan düşünelim. İnsanın kolu etten kemikten, atın bacağı etten kemikten, yarasanınki etten kemikten. Zaten hepsi memeli hayvan. O zaman bunların kökeni aynı. Görevi farklı. Bunlar bizim için homolog organdır. Mesela atın bacağı insanın bacağı da diyebilirdi. Yani aslında göreve değil kökene bakman gerekiyor. Soruların yüzde doksanında görevine baksan o iş çıkar zaten. Filogenetik sınıflandırmada DNA ve protein benzerliği, vücut simetrisi, hücresel özellik, biyokimyasal özellik, anatomik benzerlik. Yani demek istiyorum ki günümüzde yapılan sınıflandırmada teknoloji sana neye imkan sağladıysa her şeye bakacaksın. Yani teknolojinin izin verdiği her şeye bak günümüzdeki sınıflandırmayı yap. Unutmayacağın şey şu. Ampirik sınıflandırmada canlının yaşadığı yere bakmış, dış görünüşüne bakmış. Günümüzde biz bunlara bakarak sınıflandırma yapmıyoruz. İkisi de suda akrabadır demiyoruz. Canlıların sınıflandırılmasında kromozom sayısı da kullanılan bir parametre değildir. Kromozom sayısı fazla olan, daha gelişmiş, aynı olan, yakın olan yakın akraba diye bir şey yok. Kromozom sayısı günümüzde dikkate alınan bir parametre değil diyeyim tekrar. Günümüzde kullanılan sınıflandırmayı tabii ki herkesin kullanabileceği daha basit bir hale indirebilmek için grupları ayırmışlar. En büyük grubumuz alem, şube, sınıf, takım, aile, cins, tür diye büyükten küçüğe doğru gidiyor. Hatta kodlamayı aklınızda tutun demiştim. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde benim bunları yazabilmem çok önemli soruyu çözerken Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar. Mesela soruda bana dedi ki X ve Y canısı aynı takımda bulunuyorlar. Mesela ben bunu hemen yazacağım. X ve Y canısı aynı takımda bulunuyorsa kesinlikle aynı sınıftadır, kesinlikle aynı şubededir, kesinlikle aynı alemdedir. Aşağıya doğru aynı da olabilir, olmaya da bilir. Yani bunları alt alta yazabilmem çok önemli İster tersten ister düzden yaz ya hocam kodlamaya ne gerek var ben zaten onu ezberlerim de fark etmez ee, bir şekilde aklınızda mutlaka tutun diyeyim gençler belirli bir düzene göre sıralanmış belirli özellikler taşıyan ve buna göre adlandırılan sınıflandırma birimine ne ismini veriyormuşuz kategori belirli bir kategoriye dahil olan ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu toplu, topluluğa da takson ismini veriyoruz Aile kategorisinde, aile taksonunda diyebiliriz mesela. Türk kavramını ilk ortaya atan bilim insanının John Ray olduğunu söylemiştik. Ortak bir atadan gelen, yapı ve işleyiş bakımından benzer özellikler taşıyan, doğal koşullarda çiftleştiğinde yıldız, kısır olmayan verimli döller verebilen canlılara aynı tür canlılar ismini veriyoruz. Mühim olan verimli döl verebilmesi. Biliyorsunuz doğada insan zorlaması olmadan at ve eşek çiftleşebiliyor. Atla eşek çiftleştikleri zaman katır adı verilen bir yavruları oluyor. Katır bir katırla katır bir atla bir eşekle çiftleşemiyor. Yani katır bizim için kısır bir bireydir. O zaman at başka bir tür, eşek başka bir türdür senin çocuğun olacak çocuğunun da çocuğu olacak yani torun meydana geliyorsa o iki canlı aynı türdür diyoruz verimli döl kısmına özellikle yıldızlıyorsun çok fazla soru çıkıyor. İki canlının kromozom sayılarının aynı olması bu canlıların aynı türden olduğunu tabii ki göstermiyor. Mesela güvercinler 16 kromozomlu, soğan da 16 kromozomlu. O zaman güvercinin en yakın akrabası soğan mı? Biri bitki, bir hayvanlar aleminde. Yani kromozom sayısı gelişmişlik düzeyini göstermez diyeyim gençler. Türün isimlendirilmesinde de hiç bilmemize gerek olmayan iki tane Latince kelime kullanılacak. Bunlardan birincisinin başı büyük, ikincisinin ise küçük harfle başlayacak. İlk verilen soylarını gösterecek. Yani bunların soyadını başa yazıyorlarmış gibi düşüneceksin. İlk ismi cins, ikinci ismi tür adı değil. İlk ismi cins, ikinci ismi tamamlayıcı ad, İkisi birden tür adı oluyor. Mesela buradaki soruyu verdi. Kaç tür, kaç cins var, hangisi birbiriyle yakın akrabadır dedi. Buraya baktığım zaman Populus alba, Morus alba, Morus nigra. Burada kaç tane tür var? Üç farklı tür var. Alba alba nigra nigra diye baksaydım iki çıkardı. Hayır burada üç farklı tür var. Kaç tane cins var? Populus cinsi var. Morus cinsi var. Yani iki tane cins var. Hangisi birbiriyle yakın akrabadır diye sordu. Bir iki üç verdi. Zaten sorular klasiktir. Ya ben bunları bilmiyorum deme. Yakın akraba olması için cins isimlerinin aynı olması lazım. Yani burada iki ve üç yakın akrabadır diyeceksin. Diğeriyle ilgili bir fikrim yok diyeceksin. Filogenetik sınıflandırmanın kurucusu olan Linne canlıları sınıflandırırken tür, cins, takım basamaklarını kullandı. Zamanla diğer kategorilerde dediğimiz gibi eklendi. Taksonlarda görülen biyolojik değişimlerden bahsedelim. Şimdi tür dediğimiz zaten zaman zaten çiftleştiğinde verimli döl verebilen tek bir gruptan bahsediyorduk. Türler, cinsleri, cinsler, aileleri, aileye familya da yazıyorlar aileler takımları, takımlar sınıfları, sınıflar şubeleri, şubeler alemleri oluşturdu. Mesela hayvanlar alemi olarak düşün burayı. Hayvanlar alemi. Bu şubeyi de omurgalılar olarak düşünebilirsin. Oradan iniyorsun sınıf olarak mesela memelilere indin. Oradan etçil meçil gittin. Ta ki kime kadar geldin? Atıyorum insana kadar geldin. Şimdi birey sayısına baktığın zaman... Türde mi daha çok birey sayısı vardır? hayvanlar alemi içerisinde mi? Tabii ki birey sayısı ne olacak? Artacak. Canlı çeşitliliği burada bir tane canlı çeşitliliği vardı. Atıyorum burada 5, burada 15, burada 20, burada 100, burada 5000, burada 100.000 gibi. Yukarıya doğru gidildikçe tabii ki canlı çeşitliliği de artacak. Ne kadar çok varsa canlı varsa o kadar çok gen vardır. Gen çeşitliliği de artacak. Genetik benzerlik. Tüm memeliler mi birbirine daha çok benzer? tüm omurgalılar mı birbirine daha çok benzer? Tabii ki aşağıya doğru gidildikçe benzerlik artacak, yukarıya doğru gidildikçe benzerlik azalacak diyeyim gençler. Protein benzerliği gen benzerliği ile aynı şey aslında çünkü genler protein sentezine şifre veriyor. Genetik benzerlik neyse protein benzerliği de ordu, odur. Ortak özellikler de tabii ki yukarıya doğru gidildikçe azalır. Tam tersini de sorabilir. Grafiksel olarak da sorabilir. Şunun mantığını oturtturduğumuz zaman o kalıplarda kaçıracağımız herhangi bir soru olmaz diyeyim gençler. Canlı alemlerine de geçelim. Altı tane alemimiz vardı. Canlıları prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki gruba ayırıyorduk. Prokaryotlar dediğimiz zaman bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahiptiler. Ökaryotlar ise protist, bitki ve mantarlardı. Bu özetinde mutlaka bir fotoğrafını alın veya yıldız atın diyeyim gençler. Şimdi bakterilerin tamamı prokaryot, akrilerin tamamı prokaryot. Yani bak bakteriler alemindeki canlıların zarlı organelleri bulunmuyor ve çok hücreli bir bakteri tanıdığımız yok. Bakterilerin tamamı tek hücrelidir. Arkeler de yine tek hücreli canlılardır. Çok hücreli bir canlı tanıdığımız yok. O zaman genelliyorum. Prokaryotların tamamı tek hücrelidir diyebilirim. Protist alemine geldim. Tek hücreli olan da var, çok hücreli de olan var. Bitkiler alemi çok hücreli. Mantarlarda tek hücreli olan da var, çok hücreli olan da var. Hayvanlarda çok hücreli. Ökaryotların tamamı çok hücrelidir diye genelleyemedim. Tek de var, çok da var. Sonra baktığımız zaman bunların e, belli başlı şeyleri karşımıza çıkacaktır. Birçok ortamda tabii ki bakteriler bulunabilecek yararlı veya zararlı türleri olacak. DNA'ları var ama prokaryot canlılarda DNA halkasal şekilde oluyor. Ökaryot canlılarda ise daha helix şeklinde yani iki ucu birleşik şekilde ee, bulunmuyor. İki ucu açık şekilde bulunuyor. bunlarda iki ucu birleşik halkasalla kastettiğimiz o. Protistlere baktığımız zaman ototrof da var heterotrof da var. Bunlar için de geçerli. Bakterilerin de ototrofu da var. Heterotrofu da. Arkelerin de ototrof olanı, heterotrof olanı var. Protistlerin de yine aynı şekilde. Bitkilere baktığımız zaman kendi besinlerini kendileri ürettiklerini biliyoruz. Mantarların tamamı heterotroftur. Yani besinlerini dışarıdan hazır olarak alır. omurgalı Hayvanların tamamı da yine heterotrof olarak beslenecek gençler. Sonra protistlerde ilk defa çok hücreliğe geçiş olduğu için iş bölümünden bahsedebiliyoruz. Bitkiler nişasta depolayacaklar, sellozdan yapılmış hücre duvarları bulunacak, ototrof olduklarını söylemiştik. Mantarlara baktığım ayrıştırıcı veya parazit yani heterotrof beslenecekler. Bazıları sporla çoğalacak, glikojen depolayacaklar kitinden yapılmış hücre duvarları bulunacak. Hayvanlara baktığımız zaman yine glikojen depolayacaklar. Hücre duvarı denilen yapıya sahip olmayacaklar diyeyim. Aça aça da gidelim. Şimdi bakterilere baktığımız zaman tüm bakterilerin prokaryot olduğunu söyledim. Tek hücreli olduğunu söyledim. DNA'larının halkasal olduğunu söyledik. DNA'ları, ribozomları tabii ki bulunacak. Depo karbonhidratları ise glikojen şeklinde olacak. Sonra bazı bakterilerde hücre zarının hücre duvarının dışında kapsül adını verdiğimiz bir yapı bulunacak. Kapsül bunu zor şartlara karşı korur. Hastalık yapan çoğu bakteride de mutlaka kapsül bulunur diyeyim. Bazı bakterilerde birbirine tutunmayı sağlayan ya da ortama tutunmayı sağlayan pillus adı verilen uzantılar bulunacak. Yine bazı bakterilerde aktif hareketi sağlayan kamçı da bulunur. Bakterilerin DNA'sı bulunur ama bazı bakterilerde plazmit adını verdiğimiz halkasal küçük DNA parçaları da yer alır. Oksijenli solunum yapan bakterilerde mezozom bulunur. Fotosentez yapanlarda kloroplast olmaz. Prokaryot bunlar. Klorofil pigmenti bulundurur. Ve bakteriler endospor oluşturabilir. Endospor ne demek? Bakteriler zor şartlarla karşılaştıkları zaman DNA'larını eşliyorlar. DNA'ların etrafını kalın bir kılıfla örtüyorlar. Zor şartlarda bakteri zarar görse bile DNA'sını korumuş oluyor. Bir süre canlılıklarını, metabolizma hızlarını azaltarak devam ettirebiliyorlar. Normal şartlarda tek hücreli canlılar oldukları için ikiye bölündükleri zaman birey sayıları artacaktır. Konjugasyon kesinlikle bir üreme şekli değil ama genetik çeşitliliği sağlayan bir olaydır. İki tane bakteri yan yana gelir. Birinin plazmiti vardır, diğerinin yoktur. İkisinin arasında sitoplazmik bir köprü kurulur. Sonra bu eşlediği plazmitini buna verir. Sonra bir bakarsın ikisi birbirinden ayrılır. Bunun eskiden de plazmiti vardı. Şunun yoktu ama bunda da plazmit meydana gelmiş. Başta da iki bakteri var sonra da iki bakteri var yani birey sayısını arttırmaz fakat genetik çeşitliliğe konjugasyon sebep olur Bakterileri de çeşitli şekillerde gruplandırabiliyoruz. Mesela şekillerine göre küre, çubuk, virgül, spiral şekilli diyebiliyoruz. Veya gram boyası dediğimiz bakterileri boyadığımız bir boya var. Boyayı damlatıyorsun mor bir renk oluştuysa gram pozitif, uçuk pembe bir renk oluştuysa gram negatif bakteridir diyorsunuz. Bazı bakteriler hastalık yapıyor insan vücudunda da tabii ki. Bazı bakterilerden de faydalanıyoruz. Mesela sütün yoğurda dönüşümünde bakteriler kullanılıyor. Turşu üretiminde, çeşitli ilaçların üretiminde bakteriler kullanılabiliyor. Bakterileri yok etmek istediğimiz zaman da antibiyotiklerden yararlanıyoruz. Çünkü antibiyotikler bakteri öldürücü ilaçlardır diyeyim. Buradan da arkelere geçiyorum. Arkeler dediğimiz zaman da ekstrem koşullarda yaşayan canlılardan bahsediyoruz. Ekstrem ne demek? Ekstrem spor yapıyorum. Banki jumping oradan buradan atlıyorum. Ekstrem zor uç anlamına geliyor. Şimdi baktığımız zaman tabii ki canlıların yaşayabileceği bir sıcaklık değeri, bir pH değeri olduğunu düşünüyoruz. Normal şartlarda yanardağın ağzına bakıyoruz. Oo, burası 100 santigrat derecede burada canlı olmaz diyoruz. Bir de bakıyoruz ki orada yaşayabilen arke dediğimiz canlı türleri var. Yani ekstrem uç koşullarda yaşayabilen canlılar. Bunların tek hücreli ve prokaryot olduğunu söylemiştik. Aşırı soğuk, aşırı sıcak, yüksek basınç, aşırı tuz gibi ortamlarda yaşayabiliyorlar. Buradan şöyle bir sonuca varma. Normal şartlarda arkeler yaşamaz. İlla ki aşırı sıcak olması lazım gibi bir şey yok normal şartlarda da yaşayabiliyorlar ama bu uç şartlara da uyum sağlayabiliyorlar. Bunları eskiden bakterilerin altında sınıflandırıyorduk. Arkeler bir çeşit bakteridir diyorduk. Daha sonra böyle elektron mikroskopları falan geliştirilince arkelerin hücre duvarını incelediler. Bakterilerinki peptidoglikan yapılıydı. Arkelerinki onlarınkinden farklı yani pseudopeptidoglikan yapılı daha farklı bir yapıya sahip. Sonra baktılar bakterilerin DNA'sında histon proteini denilen bir protein yok normalde ökaryotlarda var ama bakterilerde yok. Arkelerde de bu proteine rastladılar. Ya DNA'sı da biraz bakterilerden farklı dediler. Ya bu bakteriler yüksek sıcaklıkta ölüyor ama bunun bazı türleri yaşıyor dediler. Demek ki bunu farklı bir gruba almamız lazım dediler ve arkeler alemi diye bir alem açıldı. Yarın öbür gün farklı canlılar bulunur. Canlıların sınıflandırılmasında değişiklik meydana gelebilir. Sınıflandırma gayet hareketli bir bilim dalıdır gençler. Arkelerin fotosentez ve kemo sentez yapabilen aynı zamanda ayrıştırıcı olarak yaşayabilen türleri de var. Arkelerin günümüzde hastalık yapan bir türüne rastlanmamış, antibiyotiklerden de arkeler etkilenmiyorlar diyeyim. Buradan da protistlere geçeyim gençler. Protistler dediğimiz zaman da artık ökaryot hücre yapısına geçtik. Buradan sonraki tüm alemler ökaryot hücre yapısına sahip olacak, yani gayet çekirdek zarlı organel gibi yapılar söz konusu olacak. Protistlere baktığımız zaman bazılarının tek hücreli, bazı Bazılarının da çok hücreli olduğunu görüyoruz. İş bölümü aslında burada söz konusu oluyor ama hücreler bir araya gelerek dokuları oluşturur deriz ya. Öyle doku oluşumu falan söz konusu değil. Ark protistler dediğimiz zamanda kimden bahsediyoruz aslında? Dur bakayım şeklini koymuş muyduk? Şuradan yazayım ben size. Amip, öglena, paramesyum. Mesela en çok karşımıza çıkacak tek hücreli protistlerdir. Bunun haricinde protist var mı? Tabii ki var. Mesela baktığımız zaman sporlular dediğimiz plazmodium, malaria çok sık karşımıza çıkacaktır. Algler çok sık karşımıza çıkacaktır. Cıvık mantarlar da çok sık karşımıza çıkacaktır. Şimdi amip belli başlı bir şekli yok. Ee, sabit bir halde durmayan tek hücreli bir canlıdır. Besini dışarıdan hazır olarak alır. Öglena çok istisnai bir canlı. Hem ototrof hem heterotrof yani kendi besini kendi üretebildiği gibi ihtiyaç duyduğu besinleri dışarıdan hazır olarak da alabiliyor. Zaten bunun gibi doğada bir böcekçil bitkiyi biliyoruz. Bir de bunu biliyoruz. O yüzden çok sık karşımıza çıkıyor. Paramesyum da halk arası terlikse hayvan denilen tek hücreli, silli ile hareket eden bir canlı. Mesela bunlar tatlı suda yaşayan tek hücreli canlılar oldukları için kontraktil kofulları var, fazla suyu dışarı atıyorlar. Plazmodium malaria sıtma hastalığına sebep olan tek hücreli protist işte anofel sineğinde yaşıyor. İnsanın vücuduna gelince de sıtma hastalığına neden oluyor. Algler tek hücreliste de var, çok hücreliste de var. Fotosentez yapan canlılardır. Okyanuslarda, denizlerde bulunuyorlar. Bitkilerin yaptığı fotosentezden bazı bilim insanlarına göre daha fazla oranda fotosentez yapıyorlar. Yani tabii ki madde döngüleri için çok önemli olan canlılardan bahsediyoruz diyeyim gençler cıvık mantarlara da baktığımız zaman cıvık mantarlar mantar değil orayla karıştırmayın protist bu canlılar mantarlardan farklı özellikleri var bunların cıvık mantarlar ayrıştırıcı canlılardır diyeyim e, genel olarak bahsettiğime göre bazılarının kendi besinini kendi ürettiğini bazılarının besinini dışarıdan hazır olarak aldığını bazılarının da ikisini birden yapabildiğini söyledim eşeğsiz üreme yapanları da var eşeğli üreme yapanları da var var ikisini birlikte yapabilenleri de var tabii ki bu alemdeki canlılar şekilleri de burada çıktı karşımıza farklı uzantılarıyla hareket edebiliyorlar mesela amip yalancı ayaklarıyla öklenek kamçısıyla paramesyum silleriyle hareket edebiliyor tripanosoma dediğimiz bir plaz e, protist türümüz de var bu da yine hastalıklara sebep olan bir eee protist türüdür diyeyim. Plazmodium malaria gibi besinlerini dış ortamdan endositozla alabilen türlerinde yani amip gibi türlerinde tabii ki tür içi sindirim söz konusu olacak. Madde döngülerinde, çevre temizliğinde, kozmetik ve ilaç sektöründe, inşaat alanında, gıda sanayisinde bunlar çok önemli role sahip olan canlılardır diyeyim. Buradan da bitkilere geçiş yapmış olayım. Şimdi aslında protistlerden itibaren zaten tamamı ökaryot hücre yapısına sahip dir gençler. Tam parazitleri istisna olarak kenara ayırırsak bitkilerin tamamı fotosentez yapar. Yani güneş enerjisini kullanarak karbondioksit ve sudan besin sentezini gerçekleştirirler. Sonra bitkiler alemindeki canlıların tamamının depo karbonhidratının nişasta olduğunu söylemiştik. Mantarların tamamında, mantar diyorum bitkilerin tamamında da selülozdan yapılı bir hücre duvarı bulunacaktır diyeyim gençler. Besin zincirlerinin tabii ki üreticiler ilk halkasını oluşturacak. Bazı bitki türleri yarı parazit ve tam parazit olabiliyor. Konağın içerisinde, konağın üzerinde yaşayabiliyor. Tam parazitler fotosentez yapmaz ama yarı parazitlerde de yine fotosentez olayı söz konusu olacak. Yapraklar su kaybını önlemek için böyle bir kütün adı verilen bir salgı üretiyorlar. Kurak ortam bitkilerinde bu mesela salgı daha kalın oluyor. O yüzden su kaybı daha az oluyor. Ya da kurak ortamda yaşayanlar su kaybetmek istemedikleri için yaprak ayaları daha dar bir şekilde olabiliyor. Bu bitkilerin toprak üstünde kalan kısımlarına sürgün sistemi, toprak altında kalan kısımlarına ise kök sistemi ismini vereceğiz. Sürgün sisteminde gövdesi, çiçeği, yaprağı, dalı, meyvesi yer alacak. Kök sisteminde ise tabii ki kökleri yer alacak. Bazı bitkiler yaşadıkları yere özgü adaptasyonlar geliştirmiş olacaklar dediğim gibi. Çok yıllık bitkilere baktığımız zaman büyüme ve gelişme canlının yaşamı boyunca devam edecek. Mesela biz belli bir yaştan sonra büyümüyoruz. Ben belli bir yaştan sonra boyumu uzatamam ama bitkiler yaşadığı sürece büyümeye devam ediyorlar. Bitkiler aktif hareket etmezler yani yer değiştirmiyorlar ama hareket etmek tüm canlıların ortak özelliği olduğuna göre tabii ki bitkiler de hareket ediyorlar. Bunlarda da ağaç çiçeğinin güneşe dönmesi, köklerin suya doğru büyümesi, böcek çil bitkinin avını yakalaması gibi yönelim ve ırganım hareketleri dediğimiz hareketler görülecek. Karayosunu, ciğer otları, at kuyruğu, elma, armut, göknar, çam bunların hepsi birer bitkidir. Bitkiler canlıların besin ihtiyacını tabii ki karşılıyorlar. Atmosferdeki madde döngülerinde özellikle karbon oksijen döngüsünde ee, çok önemli role sahipler ama hayatımızın her alanında tabii ki bitki var. İlaç yapımında, besinde, mobilyada, e, tıpta, endüstride, kağıtta her yerde karşımıza bitkiler çıkıyor gelelim mantarlar alemi dediğimiz aleme mantarlar alemindeki canlıların da tamamı ökaryot bunda karıştırılan şey şudur o yüzden 3 müdür 4 müdür tekrar tekrar söylüyorum bunlar heterotrof canlılar yani besinlerini dışarıdan hazır olarak alıyorlar tek hücreli ve çok hücreli türleri var depo karbonhidratları da glikojen bakterinin mantarın ee, hayvanların glikojen bitkilerin nişastadır depo karbonhidratı Dikkat edin yine hücre duvarı var. Ne yapılı? Kitin yapılı olacak. Tabii ki bazılarında birden fazla çekirdek de bulunabiliyor. Mantarların birçoğu ayrıştırıcı canlı olduğu için bu ekosistemlerdeki madde döngülerinde önemli role sahip olmalarını sağlıyor. Çok hücrelilerde hif denilen bir yapı var. Hif yani böyle pamuksu pamuksu uzantılar aslında ortamdan madde almasını sağlıyor. O hifler bir araya geldiği zaman da miselyumları oluşturuyor. Böyle şapkalı mantarı kaldırdığın zaman böyle şu şapkasının altında siyah siyah ağ, ağ gördüğümüz şeyler var ya onlar aslında hif yani miselyum dediğimiz kısımlardır. Mantarlar alemindeki canlılarda da eşeyli üremede görülebiliyor, eşeysiz üremede görülebiliyor. Bazı mantar türlerinin hastalık yaptığını parmak aralarında, genital bölgelerde biliyoruz. Mantarlar besin değeri taşıyan canlılardır ama zehirli olanları da çok tehlikelidir. Mantar zehirlenmesi öyle bir basit zehirlenme, serum taktım, midemi yıkadılar şeklinde olmaz. Birkaç saat içerisinde organların iflasına neden olabiliyor. O yüzden tabii ki kültür mantarı yani besin olması için yetiştirilen mantarlar haricinde mantarları tüketmememiz gerekiyor. Geleyim hayvanlar alemi dediğimiz son alemimize. Hayvanların tamamının ökaryot olduğunu biliyoruz. Biraz daha tanıdık geliyor. Biz de bu alemin içerisinde olduğumuz için ökaryot olacak çok hücreli olacak. Tabii ki besinini dışarıdan hazır olarak alacak. Bazılarında eşeyli üreme, bazılarında eşeysiz üreme olduğunu biliyoruz. Kendi içerisine ikiye ayıracağız. Omurgasız hayvanlarımız ve omurgalı hayvanlarımız olacak. Omurgasız hayvanlar tabii ki hayvanlar aleminin en geniş grubu. İç iskeleti olan var, dış iskeleti olan var. Şöyle solunum yapan var, böyle solunum yapan var. Çok büyük bir grup olduğu için hemen hemen her özellik bu grupta görülüyor önemli olan şey ne sinir şeridi dediğimiz ana sinir şeridinin ee, sırt tarafında değil karın bölgesinde bulunması. Mesela ensenden tut ta kuyruk sokumunun sonuna kadar gel yatak reklamlarında gördüğün o S şeklindeki omurgan var ya. Senin o omurganın içerisinden omurilik adını verdiğimiz ana sinir şeridin geçiyor. Bizim sırt tarafımızda o yüzden biz omurgalı canlılarız. Bunlarda ise karın kısmında yer alıyor diyeyim gençler. Omurgasız hayvanlar da 6 grupta inceleniyor. Seda, sayan, sosis 7 şeklinde de kısaltma yapıp ben de yorumlardan öğrendim bu kodlamayı aklımızda tutabiliriz diyeyim gençler. Süngerler dediğimiz zaman sinir sisteminin tek olmadığı hayvan sünger. Buradan soru geliyor. Sinir sistemi ilk defa sölenterlerde görülüyor. Solucanların yuvarlak halkalı... Solucanlar gibi üç çeşidi var. Yassı da ekleyeyim. Yassı yuvarlak halkalı gibi üç çeşidi var. Yumuşakçalar salyangoz, ahtapot, sümüklü becek gibi canlılardan bahsediyoruz. Eklem bacaklar ve derisi dikenler dediğimiz gruplarımızda söz konusu. Süngerlerle başlıyorum. Deniz ve okyanuslarda yaşıyor, çoğu da zemine bağlı olarak yaşıyor gençler. Bunların vücutlarında açıklıklar var, besinini bu açıklıktan alıyor, atıkları da tekrardan dışarıya atıyor. Eşeyli veya eşeğisiz üreme yapanları var. Tabii ki bunların herhangi bir gelişmiş sistemi yok. Yıldız, yıldız, yıldız sinir sistemleri yoktur. Kullanıyor muyuz? Aktarlarda falan kozmetik amaçlı e, süngerler tabii ki kullanılıyor. Süngerlerden sonra sölenterler dediğimiz gruba geldik. Bu grubun da en güzel örneği deniz anası dediğimiz canlı grubudur. Aslında hidra dediğimiz zemine bağlı olarak yaşayan seneye göreceğiz eşeğsiz üreme tomurcuklanma yaparak ürer çok karşımıza çıkacak. Hidra dediğimiz bir canlı var. Bunun başkalaşım geçirmesi sonucunda meydana gelen bir canlıdan bahsediyoruz. Bunların böyle tentakül adı verilen uzantıları var. O uzantılarla avlarını yakalıyorlar. içeride parçalıyorlar. Atıklarını da yine aynı açıklıklarından dışarı atıyorlar. Zaten ağız ve anüs farklılaşması yok. Yediği yerle atığı attığı yer öyle söyleyeyim aynı açıklık olacak gençler. Hidra ve deniz anası da aynı canlı başkalaşım geçiriyor. Solucanlar dediğimiz zaman yassı, yuvarlak, halkalı solucanlar olmak üzere üçe ayrılıyorlar. Vücutları genelde yuvarlak veya yassı, bazılarında ise bölmelere ayrılmış. Doku ve organ farklılaşması görülen ilk omurgasız grubundan bahsediyoruz. Bunlarda eşeyli veya eşeysiz üreme söz konusu olabiliyor. Her mafroditlik de bu grupta görülebiliyor. Her mafroditlik ne demek? Bir canlının hem erkek üreme organına hem de dişi üreme organına sahip olmasına her mafroditlik diyor. Her Hermafrodit canlılar aynı eşeyli olabilir veya ayrı eşeyli olabilirler. Geldim yumuşakçalara. Yumuşakçalar tuzlu veya tatlı sularda yaşayabilen canlılar. Suda yaşayanlar solungaçlarla karada yaşayanlar ise kabuk altındaki genişlemiş yüzey ile solunum yapacak. Çoğunluğunda açık dolaşım dediğimiz dolaşım söz konusu olacak. Ahtapot ve kalamarda kapalı dolaşım olacak. Bazılarının da hermafrodit olduğunu yine bunlarda da görüyoruz. En güzel örneklerde de ahtapot, midye, mürekkep balığı gibi canlılardır. Midye ya nasıl yumuşakça diye düşmeyin. Asıl canlı içeridekidir, dışarıda sert bir kabuk oluşabiliyor. Geldim eklem bacaklılara. Eklem bacaklılar en kalabalık omurgasız grubu. Esnek olmayan dış iskeleti nedeniyle embriyonel dönemde başkalaşım geçiriyorlar. Ergin dönemde de deri değişimi bunlarda söz konusu olabiliyor. Hayvanlar aleminin en geniş grubu omurgasız hayvanlardır. Omurgasız hayvanların da en geniş grubu eklem bacaklılar dediğimiz bacaklılardır. Hayvanlarda kanat ilk defa tabii ki böceklerde görülecek. Gençler bes Ametipine göre ağız yapıları farklılık gösterebilecek. Solunum çoğunda trekelerle, örümceklerle, kitapsa akciğerlerle olabilecek. Kitapsa akciğeri akciğerle karıştırmayın. Örümceklerde böyle trekeler katlanmış durumda. O yüzden kitapsa akciğer ismini veriyoruz. Eklem bacaklılar açık dolaşım sistemi dediğimiz sisteme sahip. Boşaltım atıkları da ürik asit dediğimiz asit olacak. Eklem bacaklıların da bazı türlerinde hermafroditlik söz konusu olacak. En çok karşımıza çıkan karınca, arı, yengeç, karides, ıstakoz, akrep, kene gibi eklem bacaklılar olacak. Geldim derisi dikenlilere. Derisi dikenliler dediğimiz zaman da tümü denizlerde, okyanuslarda yaşayacak. İç iskeleti olan canlılardan bahsediyoruz solungaç solunumu dediğimiz solucu, solunumu tabii ki bu canlılar gerçekleştirecekler. Derisi dikenliler eşeyli ve eşeysiz olarak üreyecekler. Rejenerasyon yetenekleri gelişmiş canlılardan bahsediyoruz. Deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz lalesi gibi derisi dikenli örneklerimiz var. Geleyim buradan omurgalı hayvanlar dediğimiz gruba artık sinir şeridini tabii ki sırt tarafında bulunduracağız. Böyle kemikten kıkırdaktan yapılmış bir iç iskelete de sahip olacağız. Tümünde de kapalı dolaşım dediğimiz dolaşım söz konusu olacak. Solunun pigmentine sahip olacağız. Unutma böbrek oluşumu da tüm omurgalılarda ortak olacak. Bunu da biz krem olarak kodlamışlar balıklar bakayım ben de iki yaşamlılar sürüngenler kuşlar ve bıskı rem tabii burasını küçük yazalım memeliler olmak üzere bunu da yorumlarda gördüm gençler bu şekilde de aklında tutmuşlar omurgalı hayvanları balıklarla başladım Şimdi balıklara baktığımız zaman tabii ki suda yaşayan canlılardan bahsediyoruz. Bunlar solungaç solunumu yapacaklar. Vücutları pullarla kaplı olacak. Kırdak veya kemik yapılı iç iskeletleri bulunacak. Genellikle balıklarda yavru bakımı da söz konusu değil. Dış döllenme, dış gelişme dediğimiz durum söz konusu. Yani erkek balık spermini, dişi balık yumurtasını suya bırakıyor. Sperm ve yumurta suda birleşiyor. Sonra tabii ki suda da gelişim devam ediyor ama genellikle bazılarında İstisnai durumlarda söz konusu olabiliyor. Azotlu boşaltım atıkları olarak amonyaktan bahsedeceğiz. Tabii ki bunlar da e, vücutlarında kirli kanın dolaştığı bir dolaşım sistemi söz konusu olacak, kalplerinde kirli kanın dolaştığı bir dolaşım sistemi olacak, vücut sıcaklıkları da değişken olan canlılardır. İki yaşanlılar denmesinin sebebi aslında bunların başkalaşım geçirmesi, yani metamorfoz geçirmesidir. Dış döllenme, dış gelişme dediğimiz durum söz konusu, gelişimini tamamlamadan yumurtadan çıkıyorlar, başkalaşım dediğimiz durum söz konusu oluyor. Larva döneminde Solungaç ergin dönemde ise deri ve akciğer solunumu dediğimiz solunumu gerçekleştiriyorlar. Bunlarda da tabii ki yavru bakımı söz konusu olmuyor sanki bambaşka bir canlıya dönüşüyor. Larva dönemindeyken kalpleri iki odacıklı, ergin dönemdeyken kalpleri üç odacıklı oluyor. Larva dönemindeyken suda yaşıyor, kolu bacağı yok, kuyruğu var, sanki balığa benziyor. Ergin dönemdeyken karaya çıkıyor. İşte akciğer solunumu yapmaya başlıyor, kolları bacakları çıkmaya başlıyor. Aynı zamanda deri solunumu yapmaya da başlıyor. Kış uykusuna bazı türleri yatabiliyor. Boşaltım atıkları da embriyonel dönemde amonyak, ergin dönemde de tabii ki üre oluyor diyeyim gençler Sürüngenler dediğimiz zaman vücudu keratin pullarla kaplı, kemiksi plaklarla kaplı olan canlılardan bahsediyoruz. Akciğer solunumu yapacaklar. Hocam su yılanı da mı akciğer solunumu yapıyor? Su yılanı da akciğer solunumu yapıyor. Yılansa mutlaka akciğer solunumu yapacaktır. Arada bir havaya çıkıp ee, hava alıp geri iniyordur. Yani mesela balinalarda memeli akciğer solunumu yapacak ya suda yaşıyorlar ya onlar böyle arada bir zıplıyorlar ya zıplamaktaki amacı insanlar görsün beni o baksınlar balinalarda ne kadar güzel yüzüyor desin ner diye değil aslında havaya çıkmaktaki amacı tabii ki oksijen alabilmektir sürüngenlerin vücut sıcaklıkları değişken yani çevre sıcaklığına bağlı olarak da vücut sıcaklıkları değişebiliyor gençler kış uykusuna bazı türleri yatabiliyor iç döllenme iç gelişme dediğimiz durum söz konusu olmaz tabii ki iç döllenme dış gelişme görülecek timsah yılan kaplumbağa ve kertenkele bu grupta yer almış olacak yani yumurta yapacaklar yumurtaları da gelişimini dış ortamda tamamlamış olacak kuşlar dediğimiz zaman çene gagaya doğru dönüşmüş durumda dişler söz konusu değil gaga beslenme şekline göre de farklılıklar gösterecek akciğere bağlı hava keseleri var vücut ısıları da sabittir İr uzun kemiklerinin içi hava odaları ile dolu ön üyeleri de üyeleri de uçmayı sağlamak için özelleşmiş durumda olacak. Gençler bazı türlerde kanatlar körelmiş durumda. Arka üyeleri yüzme, eşme, koşma gibi amaçlara yönelik özelleşmiş durumda. Bazı kuşlar yılın belli zamanları göç ediyorlar. İç döllenme, dış gelişme yine bunlarda aynı sürüngenlerde olduğu gibi geçerli. Penguen, şahin, ağaçkakan bunlar da kuşlarımıza örnek olacak. Gelelim memelilere. Vücut ısılarının sabit olan canlılardan bahsediyoruz. Eşeğili üreme yaparak çoğalacaklar. Yavru bakımı dediğimiz durum söz konusu olacak. Akciğer solunumu yapacaklar. Vücut yüzeylerinde kıllar bulunacak. Benim hiç tüyüm yok. Benim kılım var. Tüy başka bir şey, kıl başka bir şey. Tüy kuşta olur. Uzun bir telek ondan çıkan uzantılar. Kıl ise başka bir şey. Halk arasında onu yanlış söylüyoruz. Memelilerin vücutları tabii ki kıllarla kaplı olacak. Bizim akciğerlerimizde alveoller var. Yavrularımızı sütle beslediğimiz için zaten ismimiz memeli. Aynı zamanda göğüs boşluğuyla karın boşluğu arasında kaslı bir diyaframa sahibiz. Olgun al yuvarlarımızda çekirdeksiz. Bunlar sadece e, memelilere özgü özelliklerdir gençler. Boşaltım atığımız üre kalbimizde kirli kanla temiz kan birbirine tabii ki karışmıyor. Kuşlar ve memeliler sabit vücut sıcaklığına sahip canlılardır. Balina, yunus, goril, kaplan, plasentalı memelilere, kanguru, keseli ayı, keseli sıçan, koala, keseli memelilere, ornitorenk dediğimiz canlılar ise gagalı memelilere örnek olacak. Bir sonraki dersimizde omurgalı hayvanları anlatacağım ya gençler. Orada bunları çok detaylı detaylı bak bunda bu var bunda bu var soruda şu çıkar bu çıkar şeklinde tablolu vereceğim. Bu özet videomuz olduğu için tabii ki bazı şeyleri hızlıca söyleyip geçiyorum. Geldik canlı mı cansız mı olduğu tartışma konusu olan maalesef ki bir seneden fazladır başımızın dertte olduğu bir gruba. Sınıflandırmada herhangi bir aleme dahil edilmiyorlar. Çünkü hem canlılara benzer özellikleri var hem de cansızlara benzer özellikleri var. Mesela canlıların ortak özelliklerini düşündüğün zaman tüm canlıların işte prokaryot da olsa hücre zarı olur, ribozomu olur, solunum yapar, beslenir. Bunlarda bu durum söz konusu değil. Yani hücre zarı yok, protein kılıfı var. Nükleik asit taşıyor ama DNA RNA ikisini aynı anda bulunduramıyor. Ya DNA'sı var ya RNA'sı var. RNA'sı olan da daha kolay mutasyona uğruyor. Bu aralar RNA'sı olanlarla zaten başımız dertte. Hücre zarı, sitoplazma, ribozom, enzim sistemleri bulunmuyor büyüme dediğim bir şey söz konusu değil. Solunum yapmıyor, ATP üretmiyor, beslenmiyor. Hücrenin içerisine girdiği zaman birey sayısını arttırabiliyor. Hücre dışında ise kristalleşebiliyor. Hücre dışında kristalleşmek ne demek? Bu cansız bir madde. Buraya koydum. İşte buna gelip böcek yemezse, havanın nemi bozmazsa bu burada durur. Virüs de canlı bir hücre bulmadığı sürece kristalleşmiş şekilde burada duruyor. Ne zaman ki canlı bir hücre buldu, o zaman o hücrenin içerisine girerek o hücrenin içerisinde çoğalıyor, hücreyi ele geçiriyor, hücreyi öldürüyor diyeyim gençler. Sayıları azalmaz tabii ki nükleik asitleri DNA veya RNA şeklinde ya bunlar çok sık mutasyona uğrayabiliyorlar. Sadece elektron mikroskobuyla görülüyorlar. Çok küçük canlılar. Yani bakteriyi gözünle göremiyorsun ya. Bakterinin içerisinde yüzlerce virüs çoğalıyor öyle düşün. Protein kılıfları ile tanınıyorlar. Her virüs çeşidi de her e, hücreye giremez. Yani senin solunum sistemini etkileyen bir virüs bağışıklık sistemine giremez. Bilindik örnekler üstünden söyleyeyim. Mesela AIDS virüsü bağışıklık sistemi hücrelerini konak olarak kullanır. AIDS virüsü yani HIV virüsü dediğimiz AIDS'e sebep olan hastalık gidip solunum sistemine yerleşmez. Mutlaka uyumlu olması gerekiyor diyeyim. Gençler Konak olarak bakteri hücresinde çoğalanlara bakteriyofaj ismini veriyoruz. Mutasyona uğradıkları için hızlı bir şekilde konak değiştirebiliyorlar. Virüsle enfekte olan insan hücreleri virüse karşı savunma sağlayan interferon adı verilen bir protein sentezi gerçekleştiriyor. Bunlar virüse karşı ürettiğimiz maddeler. Virüsler biyoteknoloji alanındaki çalışmalarda da kullanılıyor. Müfredatımızda olan virütik hastalıklar grip, uçuk, kuduz Hepatit B, AIDS hastalığı, virüslerin sebep olduğu hastalıklardır diyeyim. Bir bakteriyofajın üremesini de göstereyim. Mesela şu bakteri hücresi bu da bakterinin DNA'sı. Normal şartta kristalleşmişti bakteriyi buldum. Bakteriyi bulduğu zaman gidiyor bakteriye tutunuyor. Enzim sentezleyemiyor ama enzim bulundurabiliyor. Bulundurduğu enzimlerle bakterinin zarını Deliyor. Kendi içeri girmiyor. Genetik materyalini DNA mı RNA mı artık neyse onu içeriye gönderiyor. Mesela DNA'sı var demiş bu. DNA'sını içeri gönderiyor. DNA'sı bu hücrenin Ribozomunu ele geçiriyor, amino asitlerini ele geçiriyor, kendine protein kılıfı ördürüyor. Ortamda bulunan nükleik asitlerden de kendi genetik materyalini yapıyor. Sonra kendini bu hücrenin içerisinde çoğaltıyor. O kadar çok çoğalıyor ki bu hücre patlıyor, ölüyor. Virüsler serbest kalıyor. Serbest kalan virüs yeni bir hücre bulursa bu sefer de onun içine giriyor. Canlı mı cansız mı olduğu tartışma konusu ya. Aslında üreyebiliyor, birey sayısını arttırabiliyor. Nükleik asit taşıyabiliyor. Bunlar canlılara ait özellikler ama beslenmiyor, solunum yapmıyor, ATP üretmiyor, büyümüyor, gelişmiyor gibi durumlarda cansızlara ait özelliklerdir diyeyim gençler. Böylelikle dersimizi bitirmiş olayım. Dediğim gibi omurgalı hayvanlar ve virüsler bir sonraki dersimizin konusu. Orada daha detaylı olarak anlatacağım. Biz bugünkü dersimizde neler yaptık? Plastitler, mitokondri ve sentrozom organeli ile hücre iskeleti elemanlarını anlattık. Hücre zarının yapısından da bahsettik. Madde alışverişlerini söyledik. Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması konumuz oldu. Canlı alemlerinin özel özelliklerini ve konularını da yine bugünkü dersimizde öğrendik. Böylelikle ikinci dönem full özetimizin de sonuna gelmiş olduk. Sizlere kırmadık istediniz. Biz de hemen yaptık gençler. Hemen ödüllü soruya da geçiyorum. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Videoyu beğenmeyi unutmayın.